Uzaklardan geliyoruz, farklı coğrafyalardan. Biz gidiyoruz ve çok şey değişiyor. Coğrafya değişiyor, kıtalar değişiyor. Ülkeler, şehirler, bölgeler, semtler, ilişkiler değişiyor. Görünür olan bambaşka. Saatler, akşam haberleri, tanıdık yüzler. Her şey, her yerde değişiyor. Peki, ya hiçbir yerde değişmeyen? Biz insanız. Biz bir aileyiz. En zorlandığın kelime. En zorlandığım kelime, ince unlu harflerden başlayan her kelime benim için zor. Yen, 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 yen kelimesi. En zorlandığım kelime uluslararası ilişkiler. Kırmızı. Erkek, ekmek, erkek ekmek. En zorlandığı kelime söğütözü. Yemek. En sevdiğim yemek lahmacun. Lahmacun, bir sürü şeyler var. Lahmacun, lahmacun. Ankara tava. İskender. En sevdiğim yemek lahmacun. Lahmacun, çiğ köfte, trilçe, kebap, döner. Çiğ köfte. İskender kebap. Kebap. Ve en önemlisi lahmacun. Benim için en garip bir şey mimikleriniz. En garip bulduğum şey şu. Yani sordum, evet de hayır ama yine de. Türklerin sürekli çorap giymeleri ve bütün hastalıkları çorap giymemeye bağlamaları. Eve girince ayakkabıyı çıkarmak. Metroda veya otobüs durağında bekliyorken Türkler yön sormak için yabancılar gelip soruyorlar. En sevdiğim şehir Çanakkale. Tabii ki İstanbul. Tabii ki Ankara. Tabii ki İstanbul. İstanbul. En sevdiğim şey... Şehir. Şehir. En sevdiğim şehir tabii ki Ankara. En sevdiğim film Çöpçüler Kralı. Hava Sınıfı. Diriliş Ertuğrul. Gönül Dayı. En çok güldüren şey mi? En çok güldüren şey mi? Gittiğinden en çok özleyeceğin şey Türkçe konuşmak. Türk arkadaşların dostluğum. Tabii ki Ankara. Mutlaka Türkler. Türkler. Lahmacun. Biliyorsunuz babalar kızını en güvendiği yerlere götürür, en güvendiği kişilere teslim eder. Benim babam da öyle yaptı ve sadece o Türkiye'ye gönderdi okumaya. Sizin fikriniz var ya, bir İngiliz, bir Fransız, bir Türk. Ben de Türkiye geldiğimde odamızda bir Afgan, bir Malawili, bir Türk. Nasıl bir kombinasyon yani? Bizim odamız garip bir kombinasyon işte. Daha ben nereye geldiğimi anlamadan geldim, gelecek, geliyormuş, geldiler gibi kremeler çok karışık geliyor bana. Türkiye'ye geldiğinde ilk defa kar gördüm. Kar pamuk gibi, bembeyaz, çok sevdim. Yani çocuk gibi oynadım ilk defa öyle görünce. Bir de yani her sene kar yağarken mutlaka kardan alan yaparım. Kardan alan yapıyor muyuz yoksa ne yapıyoruz? Kardan alan yapmak mı? Türkiye'de kaldığım sürecinde herkes beni ya Koreliyle, ya Japonla, ya Kırgızla, ya da Kazakla benzetiyorlar. Ya ben Çek içine veya Rusya'ya benziyor muyum? Geçen sene Ekvador'a gittim. Biraz Türk mutfak yaptım. Mesela ben kısır yaptım, cacık yaptım. Vietnam'da kahvaltı pilav, öğle yemek pilav, akşam yemek de pilav. Türkiye ise kahvaltı ekmek, öğle yemek de ekmek, akşam yemek bile de ekmek oluyor. Türkiye'ye geldikten sonra markete gitti ve oradaki garson mu diyor? Garsonlara dedi, ben iki tane erkek istiyorum. Yani ekmek demek istemiş, iki tane erkek istiyorum. Onlar da biraz
şaşırdı. Sonra tekrar tekrar soruyordu, ne istiyoruz? O dedi, iki tane erkek istiyorum. Sonra dedi, fotoğraf gösterebilir misiniz? Fotoğraf gösterdi, sonra onlar anladı, ekmek istiyor. Bu da komik değil mi? Bir film çekmek istiyorum. O filmin de başrolünde birisi Türk, birisi Zimbabwe'de olması lazım. Onu istiyorum yani. Sen kimsin? Sen ne izliyorsan olsun. Mesela bir örnek veriyorum Türk sinemadan. Hababam Sınıfı. İyice kaçırdı hadi. Bak bak, iyi adam. Atlılar çocukların üzerine dört nala gelmeye başladılar. Çekin, çekin çocukları aradan. Çekemiyorum, atlılar geliyor. Tomar'da okuyurken bu film izledim. Bütün sınıf arkadaşlar bir problem gelirse beraber çözüyorlar, gülüyorlar, yaramazlık yapıyorlar. Ve sonunda çok güzel bir şekilde o film bir anlama veriyor. Bir de benim çok sevdiğim bir film var. Bu da Cengiz Aytmatov uyarlanmış. Selvi Bolum, Al Yasmali. Siz de bu film bilirsiniz. Bir de filmde ne var? Sevgi neydi? Sevgi emekti. Türkiye'yi çok seviyorum. Neden? Çünkü ortada bir emek var. Emek nedir? Sevgidir. Şimdi uçakta karşılaşmıştım. O şekilde başladık, konuştuk. Ondan sonra kısmet evliliğe kadar götürdü bizi. Kismet, kader, ne dersiniz deyin. Süper oldu. Bir adam bana bir soru sordu. Türkleri hiç sevdin mi? Bu sorunun cevabı çok kolay. Çok seviyorum onları. Şimdi aklımda olan ilk şey Moğolistan'a dönüp ailemde görüşmeyi, buluşmayı, kavuşmayı istiyorum. Bizler herhangi bir düzeyde Türkiye'ye geldiğimiz zaman artık bir YTB'li oluyoruz. Bence YTB'nin ta kendisi oluyoruz. Verdikleri bu destek bence aile desteği kadar kutsal bir şey. Ve ben kendi adıma ve tüm öğrencilerin adına bu destek için teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Devamını temenni ediyorum. Ben öyle bilirim ki yaşama berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Ülkemde en özlediğim şey annem ve babam. Ailem. Ailem. En özlediğim şey benim ailem. En çok özlediğin annem. Sadece ailem. Ailemdir. Annem çok özledim. Yine gidiyoruz. Fakat bu kez başka türlü gidiyoruz. Yalnız gelmiştik, çoğalarak gidiyoruz. Selamünaleyküm. Aileyi adımızda bırakarak gelmiştik. Ailemizi genişletmiş olarak dönüyoruz. Güzel bir hikayenin kahramanları olarak gidiyoruz. Nasıl yani? Şimdi bildiğin mi gidiyor muyuz?